Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 21 Ocak Pazar İzmir yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim sevgili dostlar. Evet İzmir'de 9 koşulu zevkli bir iki programımız olacak. Tüm yarış severlere bol şanslar diyelim. Yorumlara geçelim. Tabii ki yorumları dinlerken ve videomu izlerken yorumlarımın altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet e, saatlerimiz 16.23'ü gösteriyor. Videomuzu e, erken hazırlayıp e, sizlerle zaten buluşturacağız. E, bugün Adana'da altılı ganyanımız e, 5'te 5 giriyor sevgili dostlar. Son koşuya kaldık. Birinci altılı ganyanımızı hem sağdan duyumlarla hem de kendimizin e, ön planı tuttuğu safkanlarla oynayarak bir şablon çıkarttık. Bakalım son koşuya kaldık. Birinci altılı için. ikinci altılı içinde bakalım sürpriz adaylar var. Bir tane sürprizi bankoya tek attık. Bakalım inşallah yüzümüz güler. Sevgili dostlar bakalım. Güzel bir program. Zevkli bir program. Ben de heyecan içerisinde yarışları seyrediyorum. Evet yorumlara geçelim. İzmir koşularımızın birinci koşuyla itibaren altılı gayrımız başlıyor saatlerimiz 14'ü gösteren handikap 14 4 yaşlı Araplar 1900 kum 7 safkanımız yer alacak evet e, yani burada baktığım zaman 4 nolu e, Kral Emir e, Mustafa Çiçek de bende 1-2 adım öne çıkıyor sevgili dostlar ilk tercihim olacak ikinci adım 2 nolu Kızıl Gezegen Kadir Tokoçoğlu'yla e, buluştu Antalya'da yaptığı son kozunu Velat Demir'le Eski toprakta vardı zaten. Ee, kafa burun girerek biri birinci, biri ikinci olduğu ekürlerin kızıl gezegen formda gireceği bu İzmir koşusuna Kadir'le de buluştu. İyi koşacaktır. Bir nolu hükümsüz ee, mutlaka değerlendirelim. Ve de üç nolu Kıvırcık Mehmet'e dikkat diyeceğiz. Erhan Akdoğu eşliğinde. Evet 4, 2, 1 ve 3 sıralamam birinci koşuda bu şekilde olacak. Evet geçelim ikinci koşu. Birinci beşlik ayınımız başlıyor. Şartlı beş, dört, Dört ve Kore İngilizlerin 1900 metre kuma çıkacak 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada baktığımız zaman Vahiz yani ön plana çıkan bir safkan İzmir'de son yaptığı işini kazandı ve Elatav ee, iyi bir koşu çıkartmıştı. Ee, zaten Fuarhanesi'ne birinci at çıkmıştı. Yine Vahiz koşunun e, koşun en şanslı ismi olacaktır. Ee, ama ben burada 3 nolu safkanımız da e, ya bana atmayacağım sevgili dostlar mutlaka değerlendireceğim. Bir de Yomeden çekiniyorum ben Nevzat ile ilk defa buluştu. Burayı 5, 3 ve 6 diyerek ikinci koştaki sıralamam bu şekilde olacak. Evet geçelim 3. koşu Handikap 15 dişiler ama 4 ve Kore Araplar 1908 safkanımız yer alıyor. 3 ile 5 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, iki nol se sembol geri geldi zaten her zaman e, banko tercih ettiğimiz bir safkan e, Antalya İstanbul pistinden yakın en tanıdığımız yani İzmir'de yaptı e, 1900 Handikap 15 arka arka ikinci ve üçüncü de ayrıldı. Şimdi Berkan Gökçe'yi görüyoruz. İlk tercihimiz olacak. 2 nolu Sam Moltay. Sonradan 4 nolu Nadide Hayat Mustafa Çiçek'le Son koşusunu kesinlikle ölçü almadığı bir koşu sergiledi Antalya'da. Eren, e, Eren Dursun Ökten'le. Yani grup birazcık onun için ağırdı. E, şimdi tekrar sevdiği bir piste geri döndü. 4 mutlaka değerlendireceğiz. Yeni olur Sufle Nevzat Avcı'yla. Ve de burada ters bir yarış beklediğim. E, o da e, yarın çok geri planda kalabilir. Altınoğlu Kral Tacı'na çok çok dikkat diyeceğim. Bu koşu için önereceğim. Son ismi 2, 4, 7 ve 6 benim sıralamam 3. koşta. Evet geçelim 4. koşu. 2. altıl gayrımız başlıyor. Handikap 21 bir mücadele 4 ve Kore İngilizlerin 1400 kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Gerçekten ikinci altı gayen çok karışık bir koşu. Bizleri bekliyor. Yani baktığım zaman burada e, Michel'ın e, çıkacak lider Must, 5 nolu Safkanımız olsun, 7 nolu İzmir Aslanı, 6 nolu Win For You. Yani bunlara eşlik edeceklerdir. Bakalım ya iki çıkıp bir beyaz bayrak aynı erişi izlettirecek ya da söylediğimiz gibi öteki Safkanlar devreye girecektir. Tabii ki burada iki ile başlayacağız Özcan Yıldırım'la. 1 nolu Gurme, Mürsel Kayış eşliğinde Zaten iki kere kendisinde buluştu. ikisinde kazandı. Son koşusunu Mülser Kayış'ta işte kafa yani başla Poker Face'e boyun eğmedi ve kazandı. Mişal'ın da vardı. Mişal'ın da e, Dartangan e, o da vardı. Onlar da boyun eğmedi koşuyu kazandı. Yarın yine etkili olacaktır. Bir, ikinci tercihimiz. Beş nolu Munz, altı nolu Win For You. Ve de burada Kingsa Nevzat Avcı ile dikkat çekilmesi gereken bir safkan olduğunu düşünüyorum. 2, 1, 5, 6 ve 8. ikinci altılık ayımızın başlangıç ayındaki sıralama. Evet geçelim 5. koşu. İkinci beşli gayemiz başlıyor. 13 safkanımız yer alıyor. 4 ile 9 ekürü şartlı bir mücadele ilk defa piste çıkacaklar. 3 yaşlı İngilizler 1400 kumda mücadele edecekler. Evet burada gözümüze çarpan orijinal olarak da e, bizim de e, tuttuğumuz safkanlar şu şekilde olacak. 6 nolu safkanımızla başlayacağız. Velatabişle, 2 nolu safkanımız Mustafa Çekle, 4 nolu safkanımız Ekürler Nevzat Avcıyla ve de 12 nolu safkanımız Kadir Tokoçoğlu eşliğinde ilgimizi dikkatimizi çeken safkanlar oldu. 6 2 4 12 sıralamam bu şekilde. Evet 6. koşu 6'lı gayemizi sona ayak. Kısa vade 6. 4 rekor araplar 1900 kuma çıkıyor. 8 saf yer alacak. 4'lü gayemiz başlayacak bu koşuyla. Evet artık özeli birinciyle ben uzanmasını bekledim. Bir tane ismi yalnız başına bırakacağım. O da kim? İkinoğlu Anka ateşi. Kadir Tokoçoğlu ile yaptığı son 2200 işinde. Yani hiç beklenmediğimiz bir koşu sergiledi. Ama tabii ki o zaman tabip çok farklı rüzgar. Dağ'ın aynı şekilde Can Mete, Sinoplu Merve yani bunların arasında e, yani o kadar bir e, tabii ki amşan bir koşu bekleremezdi beklenemezdi. Nitekim de e, ayrıldı. Şimdi Anka Ateşi yani burada ben kazanmasını bekliyorum. Yarın banko tercimi bu e, safkandan yana kullanacağım. Tabii ki buna ciddi rakip 5 dolu Havza Aslan'ı Özcan Yıldırım'la kaliteli bir isim, güçlü bir isim. Ee, ve de Altınoğlu Holigan Nevzat Avcıyla ben ikili için değerlendireceğim sevgili olsa bu safkanları iki Anka Ateşi yarın benim Net Bankum olacak altı altıgayanın içinde son koşuda. Evet geçelim yedinci koşumuza. Yedinci koşumuza geçtik. Bir şartlı 5 3 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyor. 6 safkanımız yer alıyor ikinci üçlü gayanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada eee koşuda baktığımız zaman iki tane safkan sırıtıyor. Onlar kimler? Üç dolu Canefe ve de iki dolu safkanı Mustafa Çiçek eşliğinde piste çıkacak. Ee, yani bu da Canefe birazcık e, starta ağır alan bir safkan. İki önlerde kaçacaktır. Hatta 5-10 no e, Monita Mia, Bekir Mert Mırık'la hem tercihlenmiş bir kul var. Yaptığı son işinde İzmir'de 1400'ü kazandı. İyi bir koşu sergide Bekir Mert Mırık eşinde. Yine Bekir Mert Mırık'la start alacak. Ama ben e, onu pek e, yazmayacağım sevgili olsa. kazanır mı? Kazanabilir. Şans bizden yani olursa e, bizim tuttuğumuz safkanlar kazanır diye düşünüyorum. Ben ikinci altılı gayenizi 3 nolu Can Efe deyip burada da kenara çekileceğim sevgili olsa. Artık kazanma kıvamına geldiğini düşünüyorum. Yarın veratab Vera işte banko tercih yapacağım. 2 ile 4. Ben ikili için değerlendireceğim isim olacak 2. altılı ganyan'a iki bankoyla giriş yapacağız bakalım. Evet geçelim. 8. koşu. 8. koşumuz sevgili dostlar ikinci altılı hem 8. hem koşu 9. E, koşu gerçekten sürprize çok çok açık buralarda fazla yazmanızı öneririm sevgili dostlar. Evet e, sıralamamız nasıl oluşacak e, bu koşta sevgili dostlar evet e, Adana'da birinci altılık ayanımızı bulmuş olduk. Bulan arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun. Bakalım kaç para verecek ee, göreceğiz. Üç nolu Doğan kardeşler kazandı koşuyu sevgili dostlar. Evet geçelim koşumuza. Evet burada ilk tercihimiz sevgili dostlar. Bir nolu Aksu Nehir olacak. Mert Uyar eşliğinde ikinci altımız iki nolu. Bay Uçan Muhammed Birbirine çok çok dikkat diyeceğim bu safkana. Sonradan 3 nolu Oğlum Yaman. Kaan Can Gökçe ile 4 nolu Alma Atakaya e, İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde sonradan 5 dolu Baskın Soy Nevzat Avcı'yı görüyoruz. Üstünde değerlendireceğiz. 8 ve 10 nolu safkanlarımızda kuponumuza sürpriz olarak iliştireceğiz sevgili dostlar. Evet 1 2 3 4 5 8 ve 10 son 8. koştaki sıralamamız. Evet geçelim 9. koşu. Şartlı bir bir diğer aya olacak. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kuma çıkacak. Evet 13 safkanımız yer alıyor. 7 ile 13 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet ilk tercihimiz burada 7 nolu safkanın Birazcık bana zor geldi bu koşu sevgili dostlar. O yüzden birazcık kalabalık tutacağım. Çünkü ilgimizi çeken e, çok safkan orduluğu da hem e, baktığımız zaman e, yani orijin olarak gerçekten birbirine yakın safkanlar var. Ee, burada sürpriz e, çıkması e, doğal bir sonuç olacağını düşünüyorum. Benim ilk tercihim burada 7 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. İkinci tercihimiz de 1 nolu safkanımız olacak Nevzat Avcı eşliğinde. Sonradan 3 4 10 2 5 ve 13. Pardon, 13 e, ekrümüz zaten sevgili dostlar özür diliyorum tekrar edelim. 7, 1, 3, 4, 10, 2 ve 5 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Evet İzmir programı için sizlere aktaracağım safkanlar bunlardı sevgili dostlar. Adana koşularımız var. Daha Adana'yı incelemesini yapmadım. İlerleyen saatlerde onu da sizlerle buluşturacağım. Herkese bol şanslar diyorum. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Videomun altında beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum herkese bol şanslar